size söylediğim halde DM'den hesap numarası istediniz ve ben size kaç kez yazdığım halde beni dinlemeden ona para gönderdiniz. Buna rağmen ve benden bu ve bana da çatıyorsunuz. Haluk abi senin yüzünden para gönder. Buna rağmen ben bu paranın tamamını başka bir hastaya yolluyorum dedim. Ve o hastanın makbuzlarını da gönderdim tabii ki. Öyle de bir tıraş oldu. Tıraş oldun, çok gündem oldu. Ne iğrenç günlerdi o günler ya. Evden çıkmak istemedim ya. Bak işte ise sakalım çıktı şimdi. Çok uzun zaman sonra kestin abi zaten sen sakalları. Yani yıllar sonra. 15 yıl sonra filan ya. Aynada kendini gördüğünde ilk ne söyledin? Hani bu kadar da olmaz dedim ya. Vallahi çok iyi ya. Şimdi... hani olur. Dedim ki evet olur da. Aynaya bakıyorum. Hani olur. Bak burada ayna var mesela. Görüyor musun aynayı? Aynaya bakıyorum. Diyorum ki olur da. Bu kadar olmaz ya. Şimdi abi bebek bezi reklamında oynadın. Evet. Ve insanlar Turko, daha acayip. Turko, baby Turko. Bizim de onlar da bu güzel kampanyalarına destek oluyorlar. Bir de Coca-Cola'yı soracağım sonra. Bu ama bebek bezi reklamında herhangi bir şart falan oldu mu senin? Ama onu söyleyeyim ya. Baby Turko yetkilileri geldiler. Görüştük. Tabii menajerim dedi ki bir reklam ajansı geliyor. Bir ürün için. Ben de hazırlıklıyım tabii. Karizmatik duruyorum. Öyle tişörtler giymişim. Oturuyorum karşılarında. Tam artistim. Birazcık da spordan gelmişim falan. Hani beni acaba hangi yerde koşturacaklar? İşte Lassa, yok işte banka reklamı, yok işte koşacağım. Tam öyle oturdum. Haluk Bey efendim dedim. Biz sizin için çok güzel bir ürün için reklam için. Evet buyurun dedim. Nedir ürün dedim. Bebek bezi dedi. Dedim. Dedim ne? Ne? Ama çok tatlı insanlar. Dedim ki niye olmasın ya? Neden olmasın? Çok da gittim. Gaziantep'e kadar gittim. İnceledim. Hakikaten gittim ben biliyorsun. Ahbap olarak zaten araştırmacıyım. Atladım oraya kadar gittim. Dedim bana bu raporları verin. Yarın bir gün rezil olmayalım mı? Bebek bezi reklamına çıktın da bebek bezinde bir sıkıntı varsa ne yapacağız? Haluk abilerini seven insanlar. Oraya kadar gittim, araştırdım. Hatta onların dahi haberi yok. Şu an söylüyorum, onların haberi yok. Aldığım raporları, benim kuzen var Avrupa'da. Bonda. Oraya gönderdim, orada araştırdım. Rezil olmayalım. Yok, sonuçlar temiz geldi. Ondan sonra çıktık reklam yaptık, şarkı söyledik. Hakikaten de çok eğlenceliydi. Onlarla da görüşüyorum, kampanyamız sürüyor. Onlar her zaman Ahbap'a destek oluyorlar. Baby Turko olunca destek oluyorlar. Bizler de çalışıyoruz. Yani birazcık eğlenceli bir şey aslında. Hayatımıza Baby Turko diye bir şey girdi ya. Böyle çok kısa zamanda. Evet. Muazzam mı yani? Abi şimdi benim çok mutlu olduğum bir şey bu. Coca-Cola Ahbap'la işbirliği yaptı. Evet. Bunu çok önemsiyorum. Neden? Çünkü Coca-Cola global bir marka. Bir televizyon kanalında Coca-Cola'nın reklamı olması ile, reklamının yapılmasıyla veya sokakta billboard'da Coca-Cola'yı görmemizle Ahbap platformuyla yan yana görmemiz çok farklı şeyler. Çünkü Coca-Cola da kendilerince çok disiplinli bir firma, çok iyi araştırıyorlar. Hangi markayla, hangi fotoğrafla yan yana gelecekler, bunları çok iyi inceliyorlar. Çok güzel bir işbirliği var orada. Çok kısa bahsetmeni isteyeceğim senden. Çok da yormuyorum seni. Sonra bitireceğiz yavaş yavaş. Coca-Cola firması tabii ki dünya markası ve dünya markasının bir kampanyası oldu. Dedi ki benim elimde şu kadar para var. Tahmin ediyorum ki 1,5 milyon dolar. Bu 1,5 milyon doların 600 bin dolarlık kısmını sağlık çalışanları için, 900 bin dolarlık kısmında yanlış hatırlıyor olabilirim ama belki de rakamlarda biraz oynayabilir.
Çünkü ben o işleri ahbabın yetkililerine bırakıyorum. Bizim çocuklar yapıyorlar onu. Büyük bir kısmını 15 bin, bak 15 bin yiyecek içecek sektöründen. 15 bin insana 200 TL'lik, şimdi az önce bahsetmiştim ya, çok zorda olanlar var. 200 TL nasıl güzel geliyor biliyor musun şu günlerde? 200 TL. Hani gerçekten güzel geliyor. 200 TL'lik bir alışveriş çeki gibi ya da bir nakit çeki gibi bir durum var. Bunu sadece Ahbap değil, Ahbap Kızılay Coca-Cola ortaklığı olarak afişe ettik. Üçümüz birlikte koordineli çalışacağız. Ya bazı insanlar şey yapabilir, bizleri hep böyle karşı gösteriyorlar, aykırı gösteriyorlar ya da sanki birinin alternatifi gibi gösteriyorlar. Bakın bizler hep beraber ne güzel çalışıyoruz. Eksikliklerimizde, fazlalıklarımızda hep beraber çalışmak çok güzel bir şey. Bizler de Coca-Cola, Kızılay ve Ahbap olarak birlikte çalışıyoruz ve bu kampanyada birlikte çalışıyoruz. 15 bin sağlamış oluyoruz. Büyük olayı tebrik ederim. Son olarak bu yardımlarla ilgili, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu biz bize yeteriz kampanyasını açıkladı ve çok da ciddi bir meblağ birikti oraya da. Sen de Haluk Levent olarak CNN Türk'teki yayında da bunu zaten belirttiği için söylüyorum. 30 bin lira ben Haluk Levent olarak bu kampanyaya bağışlıyorum dedin. Şimdi normalde senin linç yiyor olman lazımdı ya da farklı bir noktaya geliyor olman lazım. Ama insanlar seni anladılar. Kendini çok iyi anlatabildin. Bu kampanyaya destek olma fikri sende nasıl belirdi? Yani sonuç Ya olarak sevgili mutlaka abi, kendinle bir ben ihtişare etmişsindir. şimdi belediyelerle ilgili tartışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın kampanyasıyla ilgili tartışmalar yapılıyor. Ben o tartışmaları anlamam ki. Ben orada belediyenin iç tüzüğünde var yok, hakikaten araştırmadım daha iyi. Anlamam yani, bugün bizler her gün kampanya yaparken, her gün işte şöyle yapın böyle yapın derken, Cumhurbaşkanı çıkmış demiş ki ben kampanya yapıyorum, herkes de bu kampanyaya çağırıyorum demişse, Haluk Levent'i bırak, Ahbap Derneği başkanıysan, devletin bütün kurumlarıyla çalışıyorsan, bak ben şu anda neredeyim? Bu arada şu an ben neredeyim biliyor musun? Ben Ankara'dayım. Evet, böyle dediğine göre İstanbul'da değilsin diyecektim. Ankara'dayım ve yarın neredeyim? Yarın niye Ankara'dayım? Otel odası. Buraya bakabilirsin. Şöyle görsünler. Ben Sağlık Bakanlığı'nda görüşmem var. Devlet hastanelerinde 6 tane, devlet hastanesinde 6 tane ventilatör cihazı. Çok önemli yoğun bakım ünitesi. Onların Evet. teslimini yapıyoruz. Devlet hastanelerinde 600 hepimiz için. 600 bin lira gibi bir rakam yapıyor galiba onlar, Evet, değil biz mi? bağışlıyoruz bunu. Evet. Neden? Çünkü yarın bir gün kötü bir şey olursa, kötü bir senaryo olursa yoğun bakım ünitesinde sıkışan hasta olmasın. Bu senin için de geçerli, muhalif olan insan için de geçerli, vegan için de geçerli, ülkücü için de geçerli, sosyalist için de geçerli. Hastanın kimliği olmaz. Biz bunu devlet hastanelerine bağışladık. Oradan İçişleri Bakanlığı'na geçeceğim. Neden? Dernekler yasasında bizim valiliklerle, belediyelerle çalışma sistemi içerisinde Ahbap'ın bir iki bilgi almamız gereken, koordine etmemiz gereken şeyler var. Ben Ahbap Başkanı ve buradayım. Şimdi bu nedenle Cumhurbaşkanımız o anda bir kampanya varsa, ben devletin kurumlarında da çalışan Ahbap'ım. Tabii ki ben örnek teşkil etmesi amacıyla 30 bin lira ben kampanyaya bağışlayacağım dedim. Bu şey değil, hani bunu politik ya da siyasi bir yere kimse çekemez zaten. Çekmediği için de linç yemiyoruz. Bunu ben politikleştirmiyorum. Bu nedenle, ama belediyelere niye yapılmıyor? Belediyelerin iç tüzüğünü bilmiyorum. Yani dernekler ayrıdır mesela. Dernek ayrı bir şeydir, belediye ayrı bir şeydir, ama belediyenin tüzüğünü bilmediğim için bilsem de şu anda taraf olmam. Çünkü o zaman siyasi fikrimi, düşüncelerimi açıklamak zorunda kalacağım. Açıklamak zorunda kaldığım zaman ahbapların yüz binlerce 17, 18, 19 yaşındaki çocukların annesine söz verdi, babasına söz verdi. Biz bu olayı
ayrıştırırsak, politik bir kimliğe koyarsak